Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda birlikteyiz. Konumuz aşk acısı, ayrılık acısı. Dolayısıyla aşka da parmak basmadan bu konuyu anlatamayız. Ama aşka tabii ki çok göreceli bir kavram olduğu için ne anlatsak boş. Herkesin zaten kendince bir yorumu var. Ama aşk acısının insan üzerindeki etkisi, bir insanda yarattığı neden ve sonuçları ve bu sonuçları bir an önce ortadan kaldırarak kendisine ve karşısındaki insanlara mümkün olan en az zararı vererek, hatta mümkünse lütfen hiç zarar vermeden bu konuyu nasıl çözebiliriz? Bu konunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bunu anlayabilmek için daha doğrusu böyle bir video çekmeye karar verdim. Altında en azından birbirimize yorum yaparız, konuşuruz. En sağlıklı sonuca ulaşmak için birbirimizden fikir alırız. En azından karşımızdaki insanlara şiddet uygulamamış oluruz. Efendime söyleyeyim, hakaret etmemiş oluruz. İnsan gibi başlayan ilişkilerimizi insan gibi bitirebilmenin bir yolunu bulabiliriz umarım bu videonun altında. Şimdi arkadaşlar, bir insan sosyal ve duygusal olarak bağ kurma yeteneğinin sonucunda aşık oluyor. Tabii ki bu bağlar sadece aşık olarak kurulmuyor. Arkadaşça, dostça, ailece, akraba ilişkileri, iş hayatı, zoraki insanlarla kurulmuş olan temaslar da bu sosyal ve duygusal durumların içerisine dahil. Ama tabii ki konumuz aşk olduğu için biz aşk ile olan alakalı kısmını konuşuyor olacağız. Biz kendimizi sosyal ve duygusal olarak ifade edebilmek ve bunun karşılığında bir değer, bir sevgi, bir ilgi, bir güven hissedebilmek için ve tabii ki bunların hepsinin içerisinde cinsel faaliyetler de var. Bunlara yanıt bulabilmek için ve bu duygularımızı karşı tarafa aktarabilmek için aşık oluruz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi nedenleri günlerce sıralayabiliriz. Az önce söylediğim örnek. Hepsi doğru. Hepsini de günlerce, saatlerce tartışıp anlatabiliriz. O yüzden aşk çok karmaşık bir duygu yoğunluğunun birleşimi sonucu oluşmuş bir duygusal faktördür. Ve biz sosyal ve duygusal anlamda bağ kurmak için, bedensel anlamda ihtiyaç ve bağlar kurmak için biz bu aşkı kendimize icat ediyoruz. Kendi bünyemizde ve bunu yaratıyoruz. Düşünüyoruz, hissediyoruz, algılıyoruz ve bunu uyguluyoruz karşımızdaki insana. Şimdi gelelim artık videomuzun konusuna. Aşk acısı nedir? Biz bunu niye yaşıyoruz? Aşkın acısını nasıl en kısa sürede geçiririz? Artık bunları konuşalım. Aşk acısı romantik ilişkilerde yaşanan duygusal bir deneyim ve bu duygu bir kişinin sevdiği birinin ayrılması, ilişkinin sona ermesi veya karşılıksız aşk gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Aşk acısı duygusal bir boşluk, hüzün, kaygı, özlem, hayal kırıklığı gibi duyguları içerebilir. İnsanlar aşk acısı çekerken fiziksel semptom bile gösteriyorlar. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık gibi şeyler yaşıyorlar. Yani sözde görünmeyen bir figür aşk. Doğru değil mi? Yani görünmüyor. Yani gözde görünen bir şey yok ortada. Elle tutulur bir şey yok. Sadece bir insan var. Ve ona karşı yaşadığımız bir duygu var. Duygu görünen bir şey değil. Ruhani bir şey, his bu sonuçta yani. Elle tutulur bir tarafı yok. Soyut bir kavram. Ama karşı tarafta ve bizlerde, insanlarda yaşattığı fiziksel semptomlara bak. Yani üzüntüden kör olan var, saçı beyazlayan var, beli tutmayan var, yürüyemeyen var, kusan var, efendime söyleyeyim mide bulantısı yaşayan var. Bu kadar şeyi göz ardı edemezsiniz, fiziksel semptomları yani. Soyut bir kavramda somut şeyler yaşıyoruz. Ve aşk acısı kişiden kişiye değişen ve bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir duygu olup kişinin ilişkisinin ne kadar anlamlı olduğuna, İlişkinin nasıl sona erdiğine, kişinin duygusal dayanıklılığına bağlı olarak değişir. Bazı karakterler gerçekten çok güçlü olduğu için bu süreci hiç yara almadan atlatabilirken, bazı duygusal olarak, zayıf olarak adlandırabileceğimiz insanlar bu süreçlerde takılıp kalabilir. Bu semptomları yaşayabilir, gittikleri iş hayatlarından uzaklaşabilir, ev hayatlarından uzaklaşabilir, içine kapanıklaşabilir. Antisosyal bir duruma dönüşebilir ve psikoloji bozukluğuna kadar girebilen süreçler yaşanıyor. Depresyona giriyor insanlar. Ve bizim temelimizde biz bunu çözmek için aslında bu videoyu çekiyoruz. Kendimize ve karşımızdaki insana mümkün olan en hafif zararı vermek, hatta mümkünse hiç zarar vermemek, videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Mümkünse hiç zarar vermeden kendimize ve karşımızdaki insana bu işten bir an önce kurtulup en sağlıklı yönden hayata tekrar tutunmaya çalışmamız gerekiyor.
Peki bu acıyı çekmemize sebep olan şey ne? Biz bu aşk acısını yaşarken biz ne hissediyoruz ve ne yaşıyoruz da bizde böyle şeyler oluyor? Bir de isterseniz buna bir göz atalım. Bağlanma ve ilgilenme kısmında insanlar romantik ilişkilere girdiklerinde genellikle duygusal bir bağ kurar ve bu bağ partnerleriyle olan yakınlık, güven ve sevgiyle gelişir. Bu nedenle ilişkinin sona ermesinde bu duygusal bağı koparmayı gerektiriyor ya, işte bu koparma kısmında zaten sorun yaşanabiliyor ki zaten sorunların çoğu da burada yaşanıyor. Bu duygusal bağı koparmak insanlara ağır ve depresif gelebiliyor. Bir daha bunu yaşayamama algısı, bir daha bunu yaşayamayacağım korkusu, gerçekten dünyanın sona erdiğini hissettiren o duygudan bahsediyoruz. Ama böyle bir şey yok. Zaten bunu da anlatıyor olacağız biraz. Bir ilişkinin sona ermesi kişinin hayatında önemli bir değişikliğe işaret eder. Bu değişiklikler alışkanlıkların, rutinlerin ve gelecekteki planların değişmesi anlamına gelir. Bu tür değişiklikler ve kayıplar aşkın acısını daha da arttırabilir. Çünkü sen gerçekten şimdi yaşayan var, yaşamayan var. Şimdi yaşayan kısmındaysan zaten ne dediğimi anladın. Ama yaşamayanlar için şöyle bir örnek verelim. Yani çok büyük planlar yapmışsın, radikal değişiklikler almışsın. İşte uyduracağım, İstanbul'da oturuyorsun, Ankara'da çalışmayı göze almışsın, planını buna göre yapmışsın, işini değiştirmişsin, mesleğini değiştirmişsin karşındaki insana değer verdiğin için. Çok büyük sorumluluklar ve radikal kararlar alıp aldığın bu karar, bir olaydan, bir musibetten, bir kayıptan doğan bir felaket sonucu yarıda kalabiliyor. Ve bu sende tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığına sebep olur haliyle ister istemez. Ama tabii bu da dünyanın sonu değil. Bunu yapabiliyorsan bunun tam tersini de yapabilirsin. Tabii bunların hepsini çözüyor olacağız birazdan ki konuşmamızda. İlişkinin sona ermesi sıklıkla olumsuz duyguları tetikler. Özellikle de hayal kırıklığı, öfke, suçluluk, üzüntü gibi duyguları. Bu duygular böyle aşkın acısını daha böyle sanki boğazına çökmüşler gibi sana katmer katmer fazla gelmesine neden olur. İşte öfke, sinir, kaygı bozukluğu, huzursuzluk. Yani evet bunları tabii ki doğal olarak yaşayacaksınız, insansınız. Nasıl ki aşık olup gülüp eğlenip mutlu olmak hakkınızsa tam tersini yaşamak da hakkınız ve insan olduğumuz için tabii ki bunu yaşıyoruz. Ama burada bunu yönetmek önemli. Yani öfkelendim gidip birinin canına kastetmeyeceğim. Öfkelendim gidip birinin ayaklarına sıkıp bir insanı hayat boyu tekerlekli sandalyeye mahkum bırakmayacağım. Ya da çok kızdım benden başkasıyla birlikte oldu diye gidip sokak ortasında sopayla, demirle, levyeyle kafasını gözünü kırmayacaksın arkadaşım. Düşünsene yani bir kere şurası çok saçma değil mi? Yani hayatında bir daha görememekten korktuğun bir insanı gidip öldürüyorsun. Abi çok saçma yani. Zaten normal bir ruh hali ve normal bir psikolojiyle yapılmayan bir eylem olduğu çok açık ortada. Bu tarz durumlarda, bu öfke, kaygı, huzursuzluk, stres gibi durumlarda kendinizi yönetmeyi öğreneceksiniz. Bunu bir şekilde başaracaksınız. Size ne iyi geliyorsa bunu yapacaksınız. Bazen hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Yani illa bir şey yapmanız gerekmiyor. Giden gider, biten biter, yapacak bir şey yok yani. Elinizdeki her zaman elinizde olmayabilir. Bunun karşılığında ve bunun akabinde gidip karşındaki veya kendine bir zarar vermek gerçekten yapılabilecek en büyük ahmaklık ve aptallıklardan biridir. 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada gayri ihtiyari bir gün, bir dakika, bir zamanda tanıştığın birisi evet sana iyi gelmiş olabilir, sana çok iyi dokunmuş olabilir, seni çok sevmiş olabilir ve sen de onunla çok büyük şeyler paylaşmış, yaşamış olabilirsin. Ama bitince bitiyor arkadaşlar. Yapacağınız hiçbir şey olmadığı zaman hiçbir şey yapmamak gerçekten çok mantıklı. Oturup bekleyeceksiniz, işi zamana bırakmanız gerekiyor. Üzerinden zaman geçmesi gerekiyor. Kendinize de bir fırsat vermeniz, karşınızdaki insana da bir fırsat vermeniz gerekiyor. Huzursuzluk, öfke, hüzün, sinir tabii ki insanlar için ama bunu yönetmeniz lazım. Önceki ilişkilerden kaynaklanan duygusal izler, yeni bir aşk acısı daha zorlu hale gelebiliyor. Önceki olumsuz deneyimler insanların duygusal olarak daha hassas hale gelmelerine sebep olabiliyor. İşte az önceki verdiğimiz örnek de zaten bununla eşdeğer bir örnek. Geçmişte yaşadım olumsuz bir olay. Şimdi ben seninle bir sevgili olacağım, aşık olacağız, seninle de yaşayacağım deneyimsiz bir olay. Arkadaşlar bu gerçekten çok kötü bir tercih.
Yani bunun altını ben çizmek istiyorum. Bir önceki konuda olduğu kadar gerçekten berbat bir konu. Daha önceki ilişkiniz boktan olabilir, affedersiniz. Yani pis bir insan olabilir, size değer vermemiş olabilir, sizi sevmemiş olabilir, kandırmış olabilir, yalan söyleyemiş olabilir, sizi dolandırmış olabilir, her şeyi yapmış olabilir. İnsan işte, pis insan. Yapacak bir şey yok. Bir önceki insanda yaşadığınız şeyleri yaşayacağınızı düşünmeyin. Yapılanları karşılaştırmayın. Bu çok büyük bir yanılgı. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Karşınızdaki insana bir öncekinin yaptıklarıyla bir beklenti içerisine girerseniz, sizin o gün yeniden hayatınıza alacağınız insan maça 10-0 yenik başlıyor. 10-0 yenik başlıyor arkadaşlar. Handikaplı başlıyor. Bu çok kötü bir şey. Bu gerçekten iğrenç bir şey. Her insan aynı değildir ve her insanda alacağınız tepkiler, karşılıklar aynı olmayacak. Bazısı meyillidir. Bazı şeylere yardım etmeyi, paylaşmayı, efendime söyleyeyim işte ilgilidir. Bazısı efendim onu düşünemez ama yeri gelince de canını verir yani. Her insanın tepkisi, konuşması, beklentisi, sundukları imkanları farklı. Bir de belirsizlik konusu var arkadaşlar. İlişkinin bitmesinden sonra yaşanan belirsizlik gelecekle ilgili endişe ve korkulara yol açabilir. İnsanlar yalnızlık, başarısızlık veya gelecekteki ilişkileri hakkında olumsuz düşüncelere kapılabilirler. Bu tarz konular da insanı çok yoruyor. Çocuğumla ne yapacağım? İşte hayata nasıl tutunacağım? Bir daha ben bu düzeni nasıl kuracağım? Veya bir daha kurabilecek miyim kaygısı yaşıyor insanoğlu. Ama belirsizlik gelip geçici de arkadaşlar, bir ömür böyle asla geçemez yani. Belirsiz bir şekilde sürekli karanlık, sürekli olumsuz, sürekli dejenere olmuş bir hayatı kim ister? Zaten siz de istemezsiniz. Yaşadığınız bu duygu yine gelip geçecek yani bitecek bir duygu için bence çok fazla kaygılanmanıza gerek yok. Zaman her şeyin ilacıdır. Burada da yine size zaman yardımcı olacak. Bir başlık altında toplamamız mümkün değil. Çünkü aşk nasıl karmaşık bir duyguysa aşk acısı da bir o kadar karmaşık bir duygu. Ve insanın yaşamış olduğu aşkın kalitesine, görecesine, gördüğü değere, ilişkinin değerine göre yükselip alçalabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Yaşadığınız her olumsuz durumda ve karşılaştığınız her negatif olay sonucunda siz bir olgunluğa ve bir deneyime aslında merhaba diyorsunuz ve bu duyguyu da yaşayarak kendinizi bu konuda biraz daha yetiştirmiş oluyorsunuz. En önemlisi de bu duyguların ve bu parametrelerin gelip geçici olacağını unutmamak lazım. Ve bunları unutup zamanı vakti geldiğinde unutup yeni başlangıçlara yönelmeyi ihmal etmemeniz lazım. Dünyayı kendi nezdinizde ve çevrenizde sınırlandırmamanız lazım. Dünya dönüyor. Siz yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz ve siz de buna uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bence bu süreci içinden çıkılmaz hale getiren en büyük etken bu az önce saymış olduğumuz maddeleri insanın yönetemiyor oluşu. Kendinizi yönetemiyor ve bu süreci yönetemiyorsanız bu iş işin içinden çıkılmaz bir hale dönüşür ve dönüşmemesi mümkün değil. Zaten yaşanan olumsuz ve aksi durumların bütün sebebi de bu süreci yönetemiyor olmaktan kaynaklanır. Örneğin duygusal kontrol kaybı, işte az önce saydık bunların nedenlerini ve sonuçlarını. Öfke, huzursuzluk, stres, kaygı, belirsizlik, bunlar sizde duygusal olarak fevrileşmeye, içinize kapanmaya, asosyal bir ortamın içerisine itilmeye sebebiyet verebilir ama sizin buna izin vermemeniz lazım. Başka ilişkiler kurmak gerekiyor arkadaşlar. Yeni arkadaşlıklar, her gördüğünüzle aşk yaşayın demiyoruz. Burada demek istediğim şey şu. Evet, olumsuz bir şey yaşanmış olabilir ama başka insanlara merhaba demeyi göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii bu süreçte karar verme mekanizması da çok büyük etkileniyor. Böyle bir olumsuz durumdan çıktıktan sonra insanların karar verme yöntemleri ve karar verme süreçleri de sağlıksız etkilenebiliyor. Gerçekten mantıklı bir ilişkiye girmemek veya gerçekten çok mantıksız bir ilişkiye girmek gibi yanlış kararlar verebiliyor insan. Bu karar verme mekanizmanızın sağlıklı çalışabilmesi için sizin öncelikle sağlıklı olmanız gerekir. Ve tabii ki fiziksel sağlık sorunlarının da üstesinden gelmek lazım. İştah kaybı, duygusuzluk, mide bulantısı, efendim algı yönetimi, algı bozukluğu gibi, işte bu fiziksel olarak bize geri dönen o parametreleri de
yönetebiliyor olmanız lazım. Yani işte 30 gün boyunca yemek yememezlik yapmayacaksınız. Yani bu durumda siz kendinize hem ruhsal hem fiziksel olarak bir zarar veriyorsunuz. Yani siz belki çok güzel, çok yakışıklı bir insansınız. Ama böyle bir depresyona girdiğiniz zaman çok bariz örnekler vereceğim. Suratınızda sivilceler, iştah kaybından dolayı yemediğiniz için fazla giden kilolar, sıska gibi görüntü, bozuk bir surat yapısı, işte dağınık saçlar, bakımsızlık, yani bunlar sizi daha dibe çeker. Sağlıklı olacaksın arkadaşım. Yani dünyanın sonu değil demek istediğim şey oydu zaten. Yemene de bakacaksın, içmene de bakacaksın. Kendini mahrum etmeyeceksin. Evet, ayrıldın git kendine, ertesi gün hemen git şampanyayla bir kadeh al, işte bunu kutla demiyorum tabii ki de, ama kendini dejenere edecek ve kendini yıpratacak konulara meyillenmeyi bırak. Kendi öz saygınlığına zarar verme. Benim anlatmak istediğim şey bu. Tabii bir de bu işi yönetemeyen kesimin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de duygusal olarak destek alma ihtiyacı. Sana iyi geleceğini hissettiğin bir konuşma, bir destek, bir arkadaş, bir dokunuş, bir his, bir bakış, anlatma ihtiyacı arkadaşlar. Aç anlat abi. Yaz bir mail bana at. Ya anlat yani. Sorunun ne? Yaz anlat abi. İçini boşalt yani. Ne yazdığın çok önemli değil. Gerçekten. Bunu sana iyi gelecekse bana mail atabilirsin abi. Sana iyi gelecekse yazıp yollamak da serbestsin. Hani aşağıda yorum kısmına bunu anlatamıyorsan, gerçekten senin için önemli bir süreçti, biriyle paylaşmak istiyorsun ve anlatacak hiç kimsen yoksa, gel abi bana anlat, sorun değil ya. Ben seni dinleyeceğim. Öncelikle bu parametrelerin içerisinde şunu bir kere aklınıza sokmanız lazım. Aşk acısıyla başa çıkmak için öncelikle süreci kabul edeceksin. Bu çok önemli. Yani öncelikle süreci kabul edeceksin. Ne olduğunu kabul edeceksin. Yani bittiyse bitti. Yapacak bir şey yok. Bittiyse bitti. İnsan gibi gittin, özrünü diledin, kurtarmaya çalıştın, emek verdin, değer verdin, alttan aldın, özveri gösterdin. Olmuyor mu? Zaten bu kadar şeyi yapmışsın. O zaman senin karşındaki bunlardan anlamayan bir adam. Neyi zorluyorsun abi? Bırak gitsin zaten yani. Bunlardan anlamayan bir adamla mı oturup evleneceksin? Veya bunlardan anlamayan bir kadınla mı oturup evleneceksin? Bence sorun yine bizde yani. Şimdi gelelim bu durumlarda insanlar kendilerini nasıl kontrol edebilir? Bize ne iyi gelir? Zaten bunları madde madde sayarken sonunda az da olsa bu iyi gelecek sebeplere değindik ama hani bir de böyle üstünkörü bir hızlıca geçersek bu bize ne iyi gelecek parametrelerinden, yine altını çizerek ilk maddede söyleyeceğim şey duyguları, durumu ve düşünceyi kabul etmek. Ne olduysa olduğu gibi kabul edeceksin. Yapacağın hiçbir şey yok. Bu işin içerisinden sıyrılmak istiyorsan yaşanan durumu kabul edeceksin. Bunun başka açıklaması yok. İkincisi, zaman olgusu diye bir şey var arkadaşlar. Gerçekten zaman her şeyin ilacı diyorlar. Doğru. Kendinize bu duyguyu yaşamak için, sonuçta olumsuz bir olay yaşıyoruz arkadaşlar. Bakın, burada biz olumlu bir yaşanmış olayın sonucunda gülmekten bahsetmiyoruz. Olumsuz yaşanmış bir olayın sonucunda yaşadığımız kaygı bozukluğu gibi parametreler sıraladık. Aynısını yine de söylemeyeyim. İzin vereceksin bu duyguyu yaşamana. Bu duyguyu yaşayacaksın. Bu da tıpkı sevmek, sevilmek, özlemek ve diğer güzel olan duygular gibi, bunlar da duygu ve bunları da yaşaman lazım. İzin vereceksin kendine. Bu duyguları yaşayacaksın. Kendini ifade etmeyi öğreneceksin. O olgunluğa, o deneyime erişeceksin ve bunu kabul edeceksin. Üçüncü en önemli parametrelerden birisi de fiziksel olarak kendinizi iyi hissettiğinizi düşüneceksiniz. Bakın, iyi hissedin demiyorum. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaten ortada. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zaten ortada. Burada kendinizi sanki iyi hissediyormuş gibi düşüneceksiniz. O lağım çukurunun içerisinde süslenmişsin, püslenmişsin, makyajını yapmışsın, saçını sakalını kesmişsin, her neyse cinsiyetine göre. Gerçekten kendini bir Angelina Jolie veya bir Brad Pitt gibi hisset abi. Ağlıyorum ama yakışıklı ağlayayım yani. Ağlıyorum ama güzel ağlayayım yani, anladın mı? Benim demek istediğim şey bu. Kendini fiziksel olarak iyi hissetmeye meyilli ol. Yediklerine, içtiklerine dikkat et. Kendini fiziksel olarak dejenere edip aşağıya çekecek şeylerden uzak dur. Ve yine kendinizi bu belirsizlik parametresi altında söyleyecek olursak, hani kendinizi böyle bir şey beceremiyormuş, sanki yönetemiyormuş ve yapamıyormuş gibi hissetmeyin. Yani ben beceriksiz bir insanım, ben bu işin altından kalkamıyorum
bunu yapamıyorum gibi olgulara girmeyin. Bunu ben yapabiliyorsam, o yapabiliyorsa, bir başkası yapabiliyorsa yine ben yapabilirim, sen yapabilirsin. Başkası da yapabilir. Yani. O yüzden kendinizi beceriksiz, işe yaramıyormuş gibi hissetmeyin. Bu doğal bir süreç bu yani. Başladı ve bitti. Duygusal destek arama. Hani diyorum ya videonun altına, ya olmadı bana mail yaz yani. Duygusal destek arama abi. Bu çok önemli bak. Konuşmayı bilmiyoruz arkadaşlar. Biz millet olarak karşımızdaki insanla, eşimizle, dostumuzla, ailemizle, anamızla, babamızla, kardeşimizle konuşmayı bilmiyoruz. Bunu becerebilen çok küçük bir toplum var. Çok küçük. Yani %10 desem başım ağrımaz gerçekten. Yani ne kadar insan tanıdıysam bu tanıdığım insanların %10'u gerçekten sohbet edip birbirlerine iyi gelebilecek, birbirlerine derdini anlatabilecek, oturup konuşabilecek aile yapılarına sahipler. Yani bir insan karısıyla, kocasıyla bence her şeyi konuşabiliyor olmalı. Her şeyi ama. Ya bir suç işledin, bir bok yedin, gidip anlatman lazım. Gerçekten samimi söylüyorum, saklamayacaksın. Pembe yalanlar olacak, ona bir şey demiyoruz eyvallah da. Ama yani bence en önemli şeylerden biri konuşabilmek. Karşındaki insana derdini anlatacaksın. Olumlu, olumsuz hiç fark etmiyor. Eleştiriye açık olacaksın. Sana söylenenleri gerçekten dinleyeceksin. Dinleyeceksin derken bu emir komuta zincirinden bahsetmiyorum. Ya sana insanlar ne anlatıyor? Bir kulaklarını aç. Senin iyi yanlarından bahsediyor olabilirler. Ama yeri geldiği zaman senin beğenmediğin, senin hoşlanmadığın yanlarını da sana söylüyorlar. Söyleyecekler de. Bu doğal süreçtir yani bu. Ve senin bunu dinliyor olman lazım. Can kulağıyla. Ve sen de derdini anlat. Dolu konuşun yani. Sohbet edin. Gerçekten karşınızdaki insanlara değer verdiğinizi, onlarla ilgilendiğinizi hissettirin. Siz de bunun karşılığında muhakkak hissedeceksiniz. Hissettirilmiyorsanız başka sorun vardır. Ona öyle müdahale etmen lazım ama konuşmak çok önemli. Ve bu anlamda kendinizi ifade etmek, yaşadığınız olumsuz durumları karşınızdaki insanlara anlatmak, bir sosyal destek almak. Hiçbir destek alamıyorsan bile yaz uzaya gönder yani. Bir şeyler yaz karala, uzaya gönder. Anlat derdini. Söyle. İçinden çıksın. İçinde saklama. Ve son olarak hani ekleyebilirsem bir de şöyle bir parametre eklemek istiyorum. Yeniden odaklanma. Yeniden odaklanın arkadaşlar. Etrafınızda olan bitenlere, etrafınızdaki insanlara, farklı kişilere, farklı olaylara, hobilerinize, isteklerinize, arzularınıza, heyecanınıza, çocukluğunuza, ailenize odaklanın. Kendinize zaman ayırın, vakit ayırın, sabırlı olun. Sabırlı olmak işin özü. Bu süreci yaşayacaksın. Bir şekilde yaşayacaksın. Ama süreci kısaltmak senin elinde. Bunu bir günde yaşayabilirsin, bir haftada yaşayabilirsin, bir ayda yaşayabilirsin, 10 yılda yaşayabilirsin, bir ömürde yaşayabilirsin. Bu süreci sen yönetiyorsun. Bilinç altında kendine her zaman olumlu şeyleri empoze edersen bu süreç senin lehine dönecektir. Aşk acısını başka bir aşk hafifletir diye bir yaygın bir inanış var. Yani bu sırf videoda konuşmak için söylemiyorum. Bu karmaşık bir konu ve bu durum iyi de sonuçlanabilir, çok kötü de sonuçlanabilir. O yüzden bu yaygın inanışa böyle balıklama atlamamak gerekiyor. Zaman konusu gerçekten önemli. Kendini dinleme, kendi duygularını yaşama fırsatı vermek bu sürecin atlanmasındaki en önemli kritik rollerden biri. Sen bunu beklemeden yeni bir aşka yelken açmak işte farklı parametreleri doğurabilir. İşte kıyaslama, işte onda aradığını burada bulmadığında vereceğin tepkiler gibi sonuçlar çıkarabiliyor. Yani bu biraz böyle üstün körü bir konu gibi geçiştireceğim ama aslında ciddi bir konu. Ve tabii bir de ilişkinin niteliği var. Şimdi bir aşk acısını yaşarken başka bir aşkı hafifleteceğini ümit etmek niteliği ne yani, bu aşkın niteliği ne? Hani sen buna bunun için başladıysan aşk acın bittiği zaman bu da bitecek doğal olarak. Yani insanın aklına böyle geliyor. Bence bunun üzerinde bir kere daha düşünmekte fayda var. Bu süreci tabii bir de ikinci şans olarak adlandırabiliriz. Yani tamam aşk acısı yaşıyorum ama yeni bir aşka yelken açtım, kendime ikinci bir şans verdim gözüyle de bakıyor olabiliriz konuya. Adını koymamak da bir seçenektir burada bence. Yani illa aşk ve dolu dolu gittim, hani ben sana aşık oldum işte yandım bittim kül oldum demektense. O yüzden burası önemli bir parametre. Bir aşktan çıktıktan sonra veya o acıyı yaşarken başka bir aşk acını hafifletir mi? Ne beklediğine bağlı.